sevgili dinleyici. Tabii bu eleştirilerin mazeretlerinde şunlar var genelde. Bir zannet, biraz beyniniz. Bir de bunların içinde çok çürük malzeme olması. Yani uydurma şeydir diye. Bunları da denetlerine göstererek. Tabii bunlara sınırlar kültürel sorunu kültürele çıkarılıyor. Yani kültürel de bunlar bakış açısıyla. Valla o dedikleriniz için biz kültürel bile demiyoruz. Yani eğer Resulullah'a aidiyeti yok ise veya aidiyeti düşük ise muteber değildir. Yani kültürel bile demiyoruz. Ama biri Resulullah'a ait sahih bir hadise kültürel diyor ise ben ona bir şey demeyeyim. Bir şey demeyeyim şimdi yani. En azından bir şey bilmiyor. Çünkü yaşamış tarihi bir figürün bu din ile mesul olan ilk mesuliyet ona ait. Yani namaz kılmaksa evvel emir de o kılmalı. Cenab-ı Hak'tan bir emir getiriyor. Siz yapın ben yapmıyorum diyecek hali yok. Bunu yaşamış, insanların gözü önünde yaşamış ve o yaşadığı ortam bir toplum inşa etmiş ve o toplum Resulullah'tan gördüğü, yaşadığı bu dini hayatı kesintisiz bir şekilde o günden bugüne, tarihin hiçbir döneminde bir kesinti yok. Yani Müslümanların hepsini bir böyle şey geldi, doğradı, hepsini yok etti. Üstelik bu kadar kıtalara yayılmış andaki. Hepsini yok etti. Aradan bir tane küçük çocuk kaldı sadece aramızdan. O da öncekilerden hiç göremedi Resulullah'ın bu dini hayatı nasıl yaşadığına dair şeyi. O kalktı, bizim geriye bıraktığımız böyle araştırdı evde, orada burada hadis kitabı buldu veya Kur'an-ı Kerim buldu, yanı sıra hadis kitapları buldu. Tekrardan dini bunun üzerinden herhalde böyle demek istiyorlar diye tatbik etmeye kalktı. Böyle bir şey yok. Kuşaklar ardı ardına hiç kesintisiz her sene doğan çocuklar Resulullah'ın nasıl yaşadığını görerek büyüyorlar. Bu sene 5-6 yaşına girenler, onlar da ebeveynlerinden yavaş yavaş görmeye, ilk Ramazan ayında oruç tutmaya, dini hayatı Resulullah'ın ve üstelik sıklıkla hayatta tekrar eden, namazımızı düşün ne kadar sıklıkla tekrar ediyor. Ezanımızı düşünün ne kadar sıklıkla tekrar ediyor. Şüphe edebilir misiniz şu an okunan ezanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması olmadığına? Aklen böyle bir şey tasavvur edilebilir mi? Bunun o zaman miladını göstermek zorundasın. Nerede çıktı bu? Resulullah zamanında yoktu, sonradan birisi uydurdu bunu demeye yer var mı? O zaman kaynağı olur, miladı olur. İşte Fatımiler zamanında bilmem nerede çıktı, öncesinde ezan yoktu. Bütün bid'atların miladı vardır. Çünkü bir şey ya sünnettir, başlatanı Resulullah'tır. Ya da başlatanı Resulullah değilse, başka kim başlattıysa başlatsın, umurumuzda değil, o bid'attır. Çünkü üsve-i hasene Resulullah'ın kendisidir. Merfu olanlarla ilgileniyoruz, hüccet olan odur. Allah Azze ve Celle Resul'e itaat emretti, başkasına değil. Çünkü Resulü denetleyen ve kontrol eden Yüce Yaradan'ın kendisi. Eğer bir şey ona ait ise söz, fiil, takrir olaraktan ister davranış olsun ister her ne olursa bizi bağlamaktadır Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla. Buna kültür diyen Cenab-ı Hakk'a dikleniyor demek ki. Ama yok sahih olmayan zayıf ve uydurma hadislere diyorsa onlara kültür demeye gerek yok. Bu ilim kendi adını vermiş onların. Bir konuyla alakalı konuşuyorsanız o konunun ilim diliyle konuşacaksınız. Sizin kendi alanınızla ilgili konuşanları nasıl aynı saygıyla bu birikime davet ediyorsunuz? Orada efendice davranıyorsunuz. Başka bir ilim dalının alanıyla ilgili konuşurken niye absürt sözler çıkarıyorsunuz ağzınızdan? Ne demek kültür? Resul'e itaat kültürdü de o yüzden mi Cenab-ı Hak her Allah'a itaat edin dediği yerde Resul'e itaat edin dedi? Siz önce bunu Cenab-ı Hakk'a karşı söyleyin. Ya Rabbi boş konuşuyorsun, bu ne kültürel şeyler diye. Tabii ben bilmiyorum esası nedir, hangisi için kültür dendi. Dolayısıyla her iki ihtimali de seslendirdim.